Herkese yeniden merhaba. Yeni bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Yine bayağı bir şey toplandı. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak ben bitirdiğim bir vücut yağından bahsedeceğim. Bu da Finigranda markasının Bio Erd Mandel Haut Öl. Bu böyle birazcık fındık gibi kokan, tekrardan bir koklayacağım, cam şişede gelen gerçekten çok güzel bir vücut yağıydı. Benim tahmin ettiğimden daha kısa sırada ben bunu bitirdim. Bir tek hani o düşünebileceğiniz bir şey. Fakat ben vücut yağlarını vücut kremlerinden daha çok seviyorum. O yüzden her zaman gidip bakabileceğim, alabileceğim yağlardan bir tanesi. Özellikle cam şişede ve pompalı bir şekilde geliyor olması bence çok büyük bir avantaj. Bu videoda gördüğünüz her şey temizleyecek de eğer temizleyecek bir şey değilse zaten tek tek onları ben belirtiyorum. Eğer bir şey söylemiyorsam bir ürünle ilgili zaten tamamen temizleyecek demektir. Dediğim gibi bunu bitirdim. Onun dışında yine yağ olarak yüzümü temizlerken, makyajımı temizlerken kullandığım bir yağ bitirdim. O da Prima Bene markasının organik jojoba yağı. Bu makyaj temizlemek için bence ideal yağlardan bir tanesi. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Bu da bitti. Şu an argan yağım var evde. Onu kullanıyorum ama tekrardan yine onu satın alabilirim. Gelelim şimdi benim takvimlerden, bu Christmas Noel takvimlerinden birinden çıkan bir küçük bir boya. Bu Alverde'nin Cell Active Serumu. Ben bu serumu kullandım. Çok da güzel de kokuyor. Yalnız ilk birkaç sefer kullandığımda gayet memnundum. Sanki birazcık yüzümü kuruttu gibi geliyor bana. Benim cildim böyle normalden kuruya doğru gittiği için de ben böyle kurutabilecek ürünleri aslında pek kullanmıyorum. O yüzden bunu tekrardan satın almayacağım. Gelelim benim bitirdiğim bir şampuana. Benimle ilgili izlediğiniz ilk video değilse bu biliyorsunuzdur zaten. Ben sadece paketsiz katı şampuanlar kullanıyorum. Bunun da paketi sadece şöyle karton bir kutuydu. Bu markanın ismini bulmaya çalışıyorum. Acaba La Mazuna markasının çok meşhur bir şampuanı. İçinde portakal, tarçın falan var. Bu limited edition, sadece kış için çıkmış bir şeydi. Böyle parlak parlak bir şeydi. Tahmin ettiğim kadar güzel tarçın kokmuyor bence. Ben bunu tabii hiç denemeden satın aldım. Hatta en yakın arkadaşıma da doğum günü hediyesi olarak da göndermiştim. Sürekli böyle bulamıyorsunuz yani. Böyle birkaç ayda bir şey oluyor. Bir bitiyor, gelmiyor bilmem kaç ay falan. Öyle bir üründü. Bunu böyle alabilmek için çok ay bekledim yani, birkaç ay. Fakat ben o kadar memnun kalmadım. Ben Secret de Provence markasının katı şampuanlarını daha çok seviyorum. Bunu öyle o kadar bayılmadım ve fiyat olarak bu benim normalde kullandığım işte o Secret de Provence markasının şampuanlarından daha pahalı. Yani bence değmez. Yani çok bayılmadım yani. Onun dışında bir susam yağı bitirdim. Bu da ben eczaneden almıştım. Organik susam yağı. Bunu böyle genelde vücut kremleri yaparken falan kullanıyorum. Ya da işte vücuduma da sürdüğüm oluyor duştan sonra. Vücudum hala ıslakken o şekilde de kullanıyorum. Gelelim benim bitirdiğim bir diş macununa. Bu da Veleda markasının Calendula Tan Kremi. Bu anasonlu olan, anason kokulu olan. Tadı da anason gibi. Ben anason seviyorsanız çok seversiniz. Ağzınızı asla yakmıyor. Çok güzel dişleri temizliyor. Bu böyle benim gidip gelip sürekli aldığım en sevdiğim diş macunlarımdan bir tanesi. Şimdi gelelim Lavera'nın Eyeshadow Base'ine. Bu farı daha iyi tutacağını iddia ediyor altına bunu sürerseniz göz kapağınıza. Fakat çok akışkan, çok sıvı ve bence çok da farı da tutmuyor daha uzun süre. O yüzden bu tekrardan benim satın alacağım bir ürün değil. Şimdi gelelim benim bitirdiğim bir fondötene. Fondöten aynı zamanda kapatıcı olarak da geçiyor. Bu Aramis Beauty markasının 00 Uncover Up'ı. 00 numarası. Bunun bir açık rengi daha var. Bendeki ikinci açık rengi. Ben bunu öncelikle paketlemesi efsane. Çok uzun süre gidiyor. Ben bunu fondöten olarak bütün yüzüme kullanıyordum. Gözümün altına dahil olmak üzere bütün yüzüme kullanıyordum. Eğer yalnız cildiniz kuru değilse benimki gibi, yağlı ya da karma ciltlere çok önermem. Çünkü, ya da şöyle söyleyeyim, içinde Hindistan cevizi yağı var. Eğer Hindistan cevizi yağını cildinizde yani bir sorun oluşturuyorsa, o zaman tabii ki bunu
önermem. Onun dışında ama benim gibi dilciniz kuru ya da normal ya da kuruysa ve Hindistan ceviziyle bir probleminiz yoksa, Hindistan cevizi yağıyla, o zaman buna bakabilirsiniz. Dediğim gibi benimkisi 00, onun bir de 0,00 var. O gerçekten böyle kağıt gibi bembeyaz, yani şu arkamdaki duvar kadar neredeyse, çok beyaz bir şey. Bana bu yazın asla olmuyor. Bu benim kışın en açık renkli halimde, yani şu anki gibi, hatta biraz daha açıkken, şöyle boynumdaki gibi. Öyle bir rengim olduğu zaman daha çok uyuyor bu bana açıkçası. O zaman kullandım. Bunu saklayacağım kutusunu, farklı şeyler yaptığımda kullanabilirim diye. Şu an için tekrardan satın almayacağım. Daha fazla, daha çok sevdiğim fondötenlerim var. O yüzden. Ama yine de bunu tavsiye edebilirim yani. Denemek istiyorsanız gerçekten denemeye değer bir ürün. Gelelim benim bitirdiğim bir mineral fondötene. Pardon, mineral şey, highlighter, aydınlatıcı. Bu da Lili Lalo markasının Stardust isimli şöyle küçük bir aydınlatıcısı. Yani ben çok hafif ve doğal şeyleri sevmeme rağmen bana çok az geldi bunun etkisi. Yani pek görünmüyor. Yapısını çok sevmedim. Kuru cilt de bence olmuyor. Yine cildiniz yağlı ya da karmaysa daha güzel olur diye tahmin ediyorum. İyi ki böyle deneme boyları var ki büyük bir ürünü almadan küçük alıp beğenmezseniz tekrardan satın almıyorsunuz. Ben tekrardan satın almayacağım bunu. Şimdi gelelim benim bitirdiğim küçük bir mineral fondötene. Bu pressed olanı şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir aynası olması çok güzel. Şöyle küçük bir potun içindeydi. Bunun içindeydi yani. Tamamen bitirdim gördüğünüz gibi. Bu benim tenime çok hafif. Yani ilkbahar sonu olsa daha iyi olurmuş. Öyle söyleyeyim. Yüz rengi olarak. Birazcık koyuydu bana. PHB Cosmetics markasının bu arada bu. Deneme boyuydu bu da. Yani buna da çok bayılmadım. Tekrardan gidip satın alacağım bir şey değil. Genel olarak pudra ürünleri ben çok cildime olmuyor yani benim. Bunu göstereceğim. Bu bir küçük bir tester. Çok beğendiğim için göstereceğim. Bu da Bio Vegan Skin Food isimli markanın Bio Green Tea Flow Fluid for Empfindliche Haut. Hassas ciltler için böyle parlaklık veren bir kremi, fluidi. Akışkan su gibi yüzünüze sürdüğünüz zaman gerçekten çok böyle canlı canlı gösteriyor yüzünüzü. Ben bunu gerçekten çok severek kullandım. Şu an başka bir şey var evde. O yüzden satın almayacağım ama bu ileride almayacağım anlamına gelmiyor. Onu beğenerek kullandım gerçekten. Şimdi gelelim hiç beğenmediğim bir maskaraya. Santé'nin Curl Extend Extreme isimli maskarası. Yani bitirdim ama ben de bittim, öyle söyleyeyim. Yani böyle aşırı tuhaf bir fırçası var. Dev gibi, öyle kocaman dev gibi gözleriniz yoksa çok zor ki, kimin o kadar büyük gözü var bilmiyorum. Pek bir şey yapmıyordu aynı zamanda. Kıvırmıyor doğru düzgün. Yani kirpinize şey sürdüğünüz bile belli olmuyor. Maskara sürdüğünüz bile belli olmuyor. O yüzden bunu hiç beğenmedim. Onun dışında bir göz kremi bitirdim. Çok severek de kullandım. Veleda'nın Wild Rose serisinden göz kremi. Bunu çok severek kullandım. Şu an daha bayıldığım bir şey var kullandığım. Ama her zaman gidip gelip alabileceğim bir şey bu benim. Dediğim gibi çok severek. Çok da uzun zaman gitti bu arada. Bayağı da uzun zaman gitti bu benimleydi. Küçük olduğuna bakmayın, paketim bayağı uzun süre gidiyor. Onun dışında Ilia'nın bir rujunu bitirdim. Bu da Arabian Night isimli ruju. Şöyle göstereyim artık yani. Neredeyse hiç kalmadı. Ve iğrenç kokuyor yani, süresi geçti. Bu da bir sene gidiyormuş. Bir seneden fazla oldu benim bunu alalı. Kokusu baya kötü oldu. Yapısı aslında çok bozuk gibi durmuyor ama dedi gördüğünüz gibi zaten bitmiş durumda. Bunu bitirdim. Çok da severek de kullandım. Fakat çok bayılmadım. Ben daha böyle kapatıcı, daha mat şeyleri daha çok seviyorum. Santé'nin bir tane rujunu bitirdim. Bu da 04 Kiss Me Red isimli. Çok güzel bir kırmızı. Şöyle göstereyim. Bunu artık yedim yani neredeyse. Fırçayla falan aldım en son içinden. Bayağı severek kullanıyorum. Çok güzel mat rujları var. Santé'nin kesinlikle tavsiye ederim. Onun dışında şöyle bir eğileceğim. Uga Uga markasının concealer'ı. Bendeki numarası 655 olabilir mi? Altında öyle yazıyor. Yani bu
şöyle söyleyeyim. Ben bunu fondöten olarak kullandım. Bütün cildimi kullandım. Cildiniz kuruysa olur. Kuru değilse vıcık vıcık olursunuz. Öyle söyleyeyim. İlk sürdüğümde benim bayağı bir ıslak duruyor. Ama bir 5 dakika sonra falan hiçbir şey kalmıyor. Çünkü benim cildim kuru dediğim gibi. Ama güzel bir marka. Marka temiz bir marka. O yüzden bir bakabilirsiniz. Islak bitişi şeyler seviyorsanız. Lavera'nın likit eyelinerını bitirdim. Bu benim kullanabildiğim nadir eyelinerlardan biri. Böyle çok sert ve kalın bir fırçası var. Sürmesi çok kolay. Çok kalıcı değil. Yani 6 saat falan kalıyor. Ondan sonra dökülmeye başlıyor. Ups. Sonra dökülmeye başlıyor. Onun dışında ben çok severek kullandım gerçekten. Şimdi gelelim Santé'nin Tinted Brow Talent'ine. Şöyle küçük bir fırçası var. Onu da şöyle bir göstereyim. Bu aslında sarışınlar için olanı. Benim kaşımda neredeyse renksiz gibi duruyor. Çok hafif dolduruyor ve çok güzel böyle fixliyor. Şu an başka bir şey kullanıyorum ama severek kullandığım için eğer almak isterseniz tavsiye ederim yani. Burt's Bees'in bir rujunu bitirdim. O da şöyle göstereyim. Hiç kalmadı artık içinde. Bunun rengi 417 Niagara Overlook. Bu böyle çok şeftali turuncu bir renk. Çok benim severek kullandığım renklerden bir tanesi. Kesinlikle tavsiye ederim bunu da. Bir bakabilir. Sanırım Türkiye'de Burt's Bees var. Varsa eğer mutlaka tavsiye ediyorum. Gidip en azından bir testerlerine bakabilirsiniz. Şimdi benim bitirdiğim şöyle küçük küçük şeyler var. Onlara gelelim. Bir tanesi Alverde'nin Winter Glow Cream'i. Bu da böyle cildi parlak parlak yapan bir krem. Fondötenin altına sürmek için ya da sadece makyaj yapmanız günlerde kullanmanız için. Bence çok güzel. Şeyi de yapısı da çok güzel. Sanki benim cildime sivilce yaptı. Yani sanki nokta nokta pütür pütür bir şeyler çıktı. Bunun da etkisi olabilir. %100 emin değilim. O yüzden ben bunu tekrardan satın almayacağım. Sanırım zaten bunlar limited edition'da. Hala var mı onu da bilmiyorum. Veleda'nın Mandel Sensitive Krem Duşu. Bu duş kremleri. Bu böyle gerçekten çok hafif badem gibi kokan, neredeyse hiç kokusu olmayan, cildiniz kuruysa gerçekten bayılacağınız bir şey muhtemelen. Çünkü banyodan çıktıktan sonra kuru ciltliler bilir böyle derilerinizi dökülüyor normalde. O işte o asla ya da böyle bembeyaz kupkuru oluyor ya da geriliyor. Öyle şeyler olmuyor bununla banyo yaptığınız zaman. Bunu çok severek kullandım. Aynı zamanda yine Veleda'nın Granat Apfel Schönheitsdusche. Bu da narlı olanı. Bunun kokusu da çok güzel bu arada. Bunu da çok güzel nemlendiriyor. Aynı şekilde Wild Rose serisinin Fervent Duşesi. Bu da duş kremi. Bunu da çok severek kullandım. Bunlar çok köpürmüyor. Kokuları çok güzel, çok doğal. Cildinizi hiç yıpratmıyor. Asla kurutmuyor. Hassas cildiniz varsa kesinlikle tavsiye ederim. Aynı zamanda yine Citrus Efficient Duş'e. Yazın bence bu çok efsane olur. Ben böyle limonlu portakallı kokuları sevmememe rağmen bu limonlu olanı beğendim. Çünkü gerçekten o yediğiniz normal limon gibi kokuyor. Böyle tatlı tatlı falan kokmuyor. Ben öyle çok tatlı meyveli kokuları sevmiyorum çünkü ama bunu gerçekten severek kullandım. Bu çok kötü, çok kötü bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Burt's Bees'in Soap, Bark and Chamomile Deep Cleansing Cream. Yüzünüzü yıkamak için bir yüz kremi. Yıkamak için ama. Cleansing Cream. Ben hayatımda hiç daha kötü bir şey kullanmadım. Öyle söyleyeyim. Yüzüme sürdüğüm anda yüzüm yanmaya başladı. Sanki yüzüme böyle mentol sürmüşüm gibi. Bir de ben bilmediğim için bayağı yüzüme, gözüme, her yerime sürdüm yani. Banyodaydım. Bütün hepsini yıkadım, banyodan çıktım. Aradan yarım saat geçti. Yüzümün yanması uzun bir süre geçmedi. Ondan sonra bunu bir daha tabii ki kullanmadım. Yüzüme kullanmadım. Bacaklarıma falan kullandım banyoda yıkamak için. Ama bacağıma falan vücuduma bir şey yapmadı. Ama yüzüme asla kullanamayacağım bir şey. Ondan sonra yüzüm felaket kurudu ve çok kötü bir hal aldı. O yüzden cildiniz hassas ve kuruysa onu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Veleda'nın şöyle küçük cam şişelerde gelen Arnika masaj yağını bitirdim. Bu böyle spor yaptıktan sonra ya da bir yeriniz ağrıyorsa filan masaj yapmak için gerçekten ideal. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Bunların bu arada ben şişelerini de atmıyorum. Böyle bunun gibi cam olanları genelde atmıyorum. Onları
başka bir kenara koyuyorum ki sonradan tekrardan kullanabileyim. Şimdi Edin'in bitirdiği bir şeyden bahsedeceğim. Bu da Fandla markasının gibi Avusturya markası Bio Mandel Öl, organik badem yağı. Bunu yemeklerde falan da kullanabiliyorsunuz. Ben bunu Edin'in vücudunu nemlendirmek için kullanıyorum. Gerçekten hiç asla alerji yapmayın. Asla bir reaksiyon göstermedi Edin'in vücudu. Ki Edi şu an 3 yaşında. Benim arkadaşıma da tavsiye ettim. O da oğlunda kullanıyor. O da çok memnun olduğunu söyledi. Yüzüne kadar sürüyoruz yani. Bu arada bunu kullanırken kendi vücudunuzun ya da çocuğunuzun vücudunun ıslak olmasına dikkat edin. Ben böyle yağları vücudum ya da yüzüm ıslakken kullanıyorum ki yağ gerçekten emilebilsin. Çok severek kullandık. Şu an başka bir şey kullanıyorum ama yine de her zaman gidip gelip alabileceğim bir şey. Tia Natura markasının gül suyunu bitirdim. Tonik olarak kullandım bunu. Şöyle söyleyeyim, çok daha fazla severek kullandığım tonikler var. Kötü değil asla ama benim tercih edeceğim bir marka değil. Diğer markaları ben daha çok severek kullanıyorum. Onun dışında gelelim. Şöyle. Veleda markasının narlı olan serisinden Granata Persönes duşu. Bu da yine küçük bir boyuydu. Duş kreminin. Şu an ben sabuna geçtim. Sabuna geçiş yaptım. Yani hala birkaç tane bir şey var. Bitmek üzere olan ama sabunla artık vücudumu yıkıyorum. Paketli bir şey almak istemediğim için. Ama gerçekten güzel, vücudu asla kurutmayan, çok güzel kokan bir duş kremiydi. Onun dışında Veleda'nın yine eli için kullandığım, her zaman değil arada bir alıyorum, Calendula'lı Wash Lotion and Shampoo. Bunu hem vücut için hem saç için kullanabiliyorsunuz bebeklerde, çocuklarda. Çok güzel, çok hafif köpüren, çok kremsi, asla saçları cildi kurutmayan çok güzel bir hem saç hem de vücut şampuanı. Bunu da kesinlikle tavsiye edebilirim. Santé'nin bir el kremini bitirdim. Bu bayağı artık bir yılı geçmiştir bendeydi. Çok severek kullandım. Böyle çiçek çiçek kokuyor. Çok güzel nemlendiriyor. Bunu tavsiye ederim. Dr. Bronner's markasının Baby Milt 18 in 1 Natura Seife. Bu hiç kokusuz, 18 farklı yerde kullanabileceğiniz bir sabun. Sabun dediğime bakmayın, böyle köpük köpük, asla köpürmüyor. Çok böyle kokusuz, yapısız, neredeyse su gibi. Çok enteresan bir şey. Ben bununla ellerimi yıkadım, mutfak tezgahlarını temizledim. Hatta çamaşır yıkayabiliyorsunuz, dişinizi fırçalayabiliyorsunuz filan. Böyle 1000 tane farklı şekilde kullanılabilen bir şey bu. Ben bunun içine birkaç damla organik uçucu tarçın yağı koyup etrafı temizlerken de kullandım. O şekilde bitirdim zaten. Küçük boyuydu. Çok da severek kullandım bunu. Bunu tekrardan satın alabilirim. Şimdi gelelim benim bitirdiğim yine bir duş jeline. Bu da Alverde markasının Salsa Beats Flaky duş jeliydi. Bu da içinde Bio Hibiscus Biotint var. Ben daha tarçın kokacağını tahmin etmiştim. Bana göre yeterince tarçın kokmuyor. Çok severek kullanmadım bunu. Tekrardan satın alacağım bir ürün değil. Gelelim yine Alverde'nin Flege Dusche Weihnachtsmarkt. Bu da yine benim Noel takvim içinden çıkmıştı. Yani bunun da kokusuna çok bayılmadım. Zaten bunlar limited edition. Normalde satıldığını sanmıyorum. Olsa bile şu an yoktur, ilkbahar olduğu için. O yüzden tekrardan benim alacağım bir ürün değil. Antos markasının Aqua Aromatica di Hamam Melis, İtalyanca sanırım. Bu böyle hamam melis, bunun Türkçesini bilmiyorum. Onun içinde olan bir tonik ya da cilt suyu, hamam melis suyu diyebiliriz. Ya bunun kokusu beni pek şey yapmadı. Bu böyle aslında çocuklar için kullanılabiliyor ya da işte cildinizde sorunlar varsa kullanabiliyorsunuz filan ama ben çok bayılmadım buna. Bir de plastikte geliyor olması çok hoşuma gitmedi. O yüzden tekrardan satın alacağım bir şey değil. Alverde'nin ilk defa satın aldığım bir şeyinden bahsedeceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Edward için aldım bunu. Baby Sensitive Wash Lotion and Shampoo Bio Shea Butter Bio Camille. Bunu ben normalde Edi köpük yapmak istiyor banyoda. Ve normalde onun şampuanı ya da onun katı şampuanı tabii ki suda köpük yapabilecek kadar köpürmüyor. O yüzden böyle hem uygun fiyatlı hem temiz içerikli olan
Biz akışkan bir şey aradığım için bunu almıştım. Çok uzun süre gitti. Baya bir 6 ay falan gitti sanırım. Çok az kullandım. Sadece suyu köpürtmek için dediğim gibi. Tekrardan satın alabilirim. Böyle neredeyse kokusuz, çok güzel bir şampuan. Bunu burada hem şampuanla da kendi vücudunu yıkamak için bebeğinizin kullanabiliyorsunuz. Onun dışında ben bir krem bitirdim, yüz kremi. Bu da hem normal hem de karma ciltler için Veleda'nın Iris serisinden Intensive Feuchtigkeit, Erfrischende Feuchtigkeitspflege. Bunu çok severek kullandım. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir ürün, eğer cildinizde hassassa, hassas değilse bile. Bu arada bu aslında 20 artı, yani 20 ile 30 yaş arası için. Ben şu an 33 yaşındayım ama yani çok fazla kırışık olmadığı için yüzümde benim için nemlendirme oranı yeterliydi. Severek kullandım. Şu an başka bir şey kullanıyorum ama her zaman gidip alabileceğim ürünlerden bir tanesi. Çok seviyorum yani onu da. Şimdi gelelim Alverdi'nin bir tane duş jeline. Bu da içinde böyle altın parlaklık bir şeyler olan bir şeydi. Bunun kokusunu bir daha çok sevdim diğerine göre ama dediğim gibi bunlar limited edition, muhtemelen isteseniz de şu an yoktur. Önceden çok severek kullandım ama sanırım cildime iyi gelmeyen bir şeyden bahsedeceğim şimdi. CC and John markasının CC Reinigungsgel. Bu yani şöyle söyleyeyim. İlk başlarda çok sevdim. Bu benim ikinci paketim bu arada. İkinciyi bitirdim. İkinciyi bitirdikten sonra problemler başladı. Ve bunu bıraktıktan ve yüzümü başka bir şeyle yıkamaya başladıktan sonra geçti. Düzelmeye başladı en azından. Muhtemelen bunun yüzünden oldu. Bu bir yüz yıkama jeli ve bunu makyajı falan çıkartmak için değil de ben makyajımı yağ ile çıkarıyorum. Yağ ile çıkardıktan sonra o yağı da yüzümden almak için bu jelle aslında yüzümü yıkıyordum. Fakat şu an başka bir şeyler deniyorum. Bunun yerine geçebilecek. Bunu tavsiye etmiyorum eğer kuru bir cildiniz varsa. Muhtemelen çünkü benim cildim bu yüzden çok kurudu. Gelelim benim bitirdiğim bir parfüme. Bu da Ame de Mars markasının Lily Ambre isimli parfümü. Benim için tam kış kış kokan, çok severek kullandığım bir parfüm. Şu an ilkbahar için başka bir parfümüm var. Onu da çok severek kullanıyorum ama bunu gerçekten tavsiye edebilirim. Bir kış kokusu arıyorsanız bunu gidip bir Merkür diyorum. Neydi oranın adı? Müller. Müller'den gidip bir koklayabilirsiniz. Orada testerleri bulunuyor. Şimdi bir mumdan bahsedeceğim. Bitirdiğim. Bu da Jo Malone markasının Blackberry and Bay isimli çok güzel kokuyor. Çok güzel kokulu şeyleri, mumlarından bir tanesi. Bu bana hediye geldi. Eşimin annesinden. Normalde ben kendi oda kokularımı kendim yapıyorum çünkü ama bunu çok severek kullandım. İçeriğiyle ilgili çok bilgim yok. O yüzden çok bir şey söylemeyeceğim. Çok tavsiye etmeyeceğim yani. Şimdi gelelim şöyle kağıdımsı gibi olanlara. Bipa'nın Be Good isimli olan kendi alt markasından Weisse Rose Sensible Haut. Bu bir maske. Bunlar bana hediye geliyor genelde. Ben gidip maske çok nadir alıyorum. Cildim çok bozuksa, bir şeyler yapmak istiyorsam, kurtarmaya çalışıyorsam gidip alıyorum. Onun dışında tekrardan yani kendim gidip almıyorum normalde. Bunu çok beğenerek kullanmadım. Bunu tavsiye etmiyorum o yüzden. O da benim cildimi böyle bir nokta nokta bir şeyler yaptı. Ben de birçok bir şeylere alerjim var ama ne olduğunu bilmiyorum. Alverde'nin ayak maskesi var. Bu da bir Noir takviminden çıkmıştı. Bunu çok severek kullandım. Yine Alverde'nin Feuchtigkeit Maske Bio Wild Rose Bio Shea Butter für trockene Haut, kuru ciltler için de bunu zaten şu şekilde satılıyor mu bilmiyorum. Dediğim gibi bunlar Noel takvimindeydi. Bunu tavsiye etmiyorum. Benim cildime, yani ben Alverde'nin şeylerini yüzüme kullanmıyorum. Makyaj malzemeleri dışında böyle bakım ürünleri Alverde'nin, yine aynısından bir tane daha. Bana pek iyi gelmiyor. Burt's Bees'in Facial Cleansing Towel. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hiç makyaj çıkarmak için kullanmıyorum. Makyaj çıkartmak için mendillerden, ıslak mendillerden. Bu onlardan bir tanesi. Bu sensitive olanı bir de. Ben sadece eğer gerçekten 39 derece ateşim var, sabahıma makyaj yapmışım diyelim ki, akşam artık
çok hastayım ya da oğlan hasta bir şey var. Yani gerçekten yüzümü yıkayacak bile vaktim yoksa ya da bir şekilde o kadar hastayım ki ve ateşim var, sızıp uyumuşum falan. En azından şunu da çıkarıyorum. Bunu ben bir sene önce almıştım. Daha yeni bitti. Öyle o kadar az kullanıyorum. Ve genelde ben elime falan bir şeyler sürdüysem rengini denemek için, elimi silmek için genelde bunu kullanıyorum. Tekrardan satın alacağım bir şey değil. Eddie için HIP'in bu hem yüz hem el için olan ıslak mendillerini dışarıdayken, sokaktayken kullanıyoruz. Attitude markasının yine en severek kullandığım ıslak mendilleri. Bunları da sokakta kullanıyoruz. Evde ıslak mendil ben kullanmıyorum. Şimdi gelelim evde bitirdiğim şeylere. Bu da yine Attitude markasının Alles Reiniger. Yani evdeki her şeyi ahşaptan tutun da camdan fayansa kadar her şeyi bununla temizleyebiliyorsunuz. Böyle bir spreyli bir şey de geliyor. Bu bizim evde hiç eksik olmayan bir şey. Bu burada hiç kokmuyor. Şöyle söyleyeyim. Çok hafif böyle sanki bir limonumsu bir kokusu var. Daha güzel koksun istiyorsanız içine uçucu yağlardan koyabilirsiniz. Ben bunun içine vetiver koyuyorum genelde. İnanılmaz güzel kokuyor bütün ev. Onun dışında Ecobor markasının elde bulaşık yıkamak için olan deterjanını bitirdim. Bu da çok severek kullandığım bir marka. En son yani bayıldığım bir şey. Bu da Attitude markasının çocuklar için olan leke çıkarıcısı. Eğer bu olmasaydı Eden'in kıyafetleri şu anda giyilemeyecek halde olurdu. Öyle söyleyeyim. Her türlü lekeyi çıkarıyor. Yine Attitude markasının Pure Nectar çocuklar için olan çamaşır makinesi deterjanı. Bu böyle şey kokuyor. Pure Nectar. Bir ne? Armut. Ya ben armut kokusunu çok sevmiyorum. O yüzden bunun yerine başka bir şey aldım. Ama etki olarak çok severek kullandığım bir şey. Bu arada ben 2 güne bir Edin'in çamaşırını yıkamama rağmen bu 3 ay gitti. Bayağı yoğun bir yapısı var. Çok az kullanmanız yeterli oluyor. Bayılarak kullandığım, her zaman çok severek kullandığım Attitude markasının Wild Flowers yine çamaşır makinesi deterjanı. Bu da bizim çamaşırlarımız, yani benim çamaşırlarımı da ben 2 güne bir yıkıyorum. Bu da 3 ay gitti bana. Bu da inanılmaz yoğun yapılı, aşırı güzel kokan bir şey. İnanılmaz güzel çiçek kokuyor. Ben zaten şey de kullanmıyorum. Yumuşatıcı da kullanmıyorum. Bunlarla yıkadığım zaman zaten yumuşatıcı falan kullanmama hiç gerek kalmıyor. Şimdi bu videoda tek temiz içerikli olmayan şeyden bahsedeceğim. Bu da La Roche-Posay markasının Kerium isimli şampuanı. Benim arkadaşlarımın hepsi tabii ki temiz içerik, ne kadar temiz içerik, nereden hangi marka temiz içerik hepsi bilmiyor. Doğum günümde bir sürü hediye geldi. Onlardan bir tanesi buydu. Tabii ki kullanıp bitirdim. Tekrardan alacağım bir şey değil. Edi banyodayken asla bununla yıkanacağım bir şey değil. Onun derisine değmesini istemem. Ama yani benim çok önceden çok uzun yıllar kullandığım bir şeydi. O da eczaneden gidip aldığı için temiz içerikli olduğunu düşünmüş arkadaşım da. O yüzden kullandım, bitirdim ama tavsiye etmiyorum. İçerik olarak kesinlikle temiz içerikli değil. Ama kullanıp bitirdim. O yüzden bitenler videosunda da size göstermek istedim. Bu zamana kadar bitenler bu kadar. Yine baya bir şey daha var. Video çok uzun olacak diye bugün göstermeyeceğim artık. Onu başka bir bitenler videosunu saklayalım. İzniniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.